Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Fas'ın meşhur naneli yeşil çayını hazırlayacağım. Biliyorsunuz, yeşil çay hem zayıflamak hem de cilt için çok faydalı. Burada iki farklı yeşil çay var. Birisi çumurcuk ve diğerisi yaprak yeşil çay. Her ikisini de sizlere gösterebilmek için Aktar'dan satın aldım. Ben yeşil çay hazırlamak için tomurcuk yeşil çay kullanıyorum. Haydi şimdi çayımızı hazırlamaya başlayalım. Öncelikle orta boy demlik kullandığım için tepeleme 2 tatlı kaşığı yeşil çayı çaydanlığa koyuyorum. Üzerine daha önceden hazırladığım bir miktar kaynamış suyu ilave ediyorum. Çaydanlığı çalkalayarak çayın iyice yıkanmasını sağlıyorum. Daha sonra çaydanlık içerisindeki suyu bir bardağa döküyorum. Aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. Ve yıkama işlemini tamamlıyorum. Yıkama işlemi bittikten sonra çayın üzerine kaynamış sıcak su ilave ediyorum. Ve çaydanlığı ocağa alıp kısık ateşte 2 dakika kaynatıyorum. İki dakikalık kaynatma işlemi bittikten sonra çaydanlığa isteğe göre taze nane ve şeker ilave ediyorum. Çaydanlık içerisindeki suyu önce bir bardağa döküp sonra döktüğüm suyu tekrar çaydanlığa ilave ederek ve bu işlemi birkaç kez yaparak çayımı demliyorum. İçmeye hazır olan çayımı bardaklarla dökmeden önce bardakların içerisine bir ikişer yeşil nane yaprağı koyarak hem görsel hem de aroma anlamında çayımın sunumunu zenginleştiriyorum. Bu arada bu güzel renkli bardakları Fas'tan getirdim. Ablamın hediyesi. Son olarak pasta çayı servis ederken çayı bardaklara olabildiğince yukarıdan dökmeye ve çayın üst kısmında küpük oluşturmaya özen gösterebilir. Bu küpüğe çayın tacı diyoruz. Aynen küpüklü Türk kahvesinin küpüğü gibi. Herkese afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.